Sevgili dostlar merhabalar. 7 serilik bölümümüzün 6. videosuyla devam ediyoruz. Benim için anlamı çok büyük olan bir konudan bahsetmek istiyorum size. Başarı nedir? Evet, videomuzun başlığı bu. Başarı nedir? Bu benim özellikle Bursa'da bulunduğum yıllarda Network 21'in çok sıkı bir öğrencisi olduğum yıllarda. Kaldı ki hala Network 21 öğrencisiyim ben. Bunu önceki videolarda eğer izleyecek olursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Network 21 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi veren uluslararası bir kuruluştur. Öyle söyleyeyim. Önce kendinizi tanımanızı, daha sonra da en yakınınızdan başlayarak bütün insanları tanımanızı sağlayan, böylelikle de birçok iletişim problemini ortadan kaldırmanızı sağlayan, yaşamınıza mutluluk katan, iletişiminizi artıran, bunu saydıkça sayabilirim. Muhteşem bir eğitim organizasyonu programı. Başarı nedir? Ben tabii o dönemde onlarca hatta yüzlerce irili ufaklı toplantı, işte bizim hala devam ettiğini biliyorum. Open toplantılar haftada bir, BBS dediğimiz iş geliştirme seminerleri ayda bir ve 4 ayda bir yapılan da convention denilen büyük organizasyonlar, uluslararası toplantılarda ve bunun yanı sıra işte her ay bize gelen 4 adet kaset, 1 adet kitap programıyla hani bu konuda kendimizi olumlu ile dolduruyorduk. İşin aslına bakacak olursanız işte iyi kilerimin en başında geliyor Network 21. Ve Network 21 sonrası da GAPS ile hani neredeyse insan tedavisi olmayan bir hastalığa iyi ki hasta oldum der mi? Neredeyse o aşamaya geldi bu noktada. Her ikisinin buluşması sonucu tüm bu olanlar ortaya çıktı ve ben size bunları aktarma şansım oluyor. Başarı nedir? Beni o zaman o kadar çok ilgilendirmişti ki araştırıyor idim ve öncelikle kendimi tanımaya gayret ediyordum. Daha sonra insanları tanıyordum ve bunun arasında bağlantı kurmaya çalışıyor idim. Ve birçok insanın da şu anda eminim yaşantısında evlat olarak, eş olarak, kadın olarak, erkek olarak, baba olarak, çocuk olarak, bunu dayı olarak, teyze olarak, bunu çoğaltabiliriz. Bunlar geçiyordur eminim aklından zaman zaman. Kendisini sorguluyordur, suçlu hissettiği zaman oluyordur, işte mutlu hissettiği zaman oluyordur, başarılı hissettiği, başarısız hissettiği zaman oluyordur. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bizim kültürümüzde üzgünüm. Çok fazla olumluya altyapı hazırlamıyoruz. Bunun sebepleri var elbette. Yani aile kültürü var, toplum kültürü var, ülke kültürü var, bölge kültürü var. Bunun tarihle alakası var, coğrafyayla alakası var. Bu oldukça uzun bir konu. Bununla ilgili eğer videoları beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız, bizim kanalımız eğer binlerle ifade edilen noktalara gelirse, işte o zaman belli başlı ortamlarda, daha uzun paylaşımlarda hep beraber bir araya gelip yapabiliriz. Kesinlikle evet, buna inanıyorum da işin aslına bakacak olursanız. Bunu yapabiliriz. Konumuza dönelim ve bunlar tabii ki short video, kısa videolar olduğu için bitirelim. Başarı nedir? Kendi kendinize bir düşünecek olursanız. Başarı deyince bizim toplumumuzun altyapısında genelde olimpiyat madalyası kazanmanız bekleniyor. Çok büyük başarıya imza atmanız lazım. Veyahut da küçük bir şey yapıp aşırı sevinç gösterisinde bulunduğunuz zaman ya adama bak sanki dünya rekoru kırmış gibi seviniyor. Ya bırak kardeşim, sevinsin adam, mutlu olsun. Başarı neye göre, kime göre tartışılır. O bakımdan kendinizi hiç kimseyle kıyaslamayın. Herkesin söylediğini aklınıza koymayın. Herkesi dinlemeyin. Kime soru soracağınıza dikkat edin. Hangi kitabı okuyacağınıza dikkat edin. Hangi filmi izleyeceğinize, kiminle arkadaşlık yapacağınıza, hangi televizyon programlarını, dizileri, işte bütün bilinçaltınızı, altyapınızı olumlu veya olumsuz olarak ortaya çıkaracak olan tüm bu yapmış olduğunuz günlük 24 saat. 24 saat diyorum çünkü ortalama 8 saat uyuduğunuz uyku süresi içerisinde de beynimiz ve bilinçaltımız çalışmaya devam ediyor. Evet, başarı nedir? Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim şu anda yapmış olduğum bu
videoların tamamı 3 ana bölümden oluşacak. Birincisi şu anda devam etmekte olan bölümler. Bunu zaman zaman danışmanlık yaptığım kıymetli dostlarımla paylaşıyorum. Belli bir süre, kısa bir süre sonra GAPS menülerine geçiş yapacağım. Bu vesileyle bunu da duyurusunu yapmış olayım. Yani GAPS'te yapmış olduğum Instagram'a bu arada sağ taraftan Instagram hesabına abone olur iseniz, katılırsanız oradaki bütün GAPS menülerini görürsünüz. Onlarla ilgili videolar yapacağım ikinci bölümde. Üçüncü bölümde de evet bu bahsetmiş olduğum kişisel gelişim ve iletişimle alakalı GAPS'in ne bağlantısı olduğu, yani işin ruh beden sağlığı, kendini tanıma, kendiyle, kendinle iletişim kurma konusu üçüncü bölüm olacak. Bunları da bitirdikten sonra genel anlamda tüm bunları birleştirerek devam edeceğiz. Bu işin sonu yok tabii ki. Yaşadığımız sürece bu konuda hizmet vermeye devam edeceğim. O nedenle gün içerisinde ben bunu fırsat bulduğum herkese söylemeye gayret gösteriyorum. Yapmış olduğunuz kendiniz için düşünce anlamında veyahut da hareket anlamında kendiniz ya da bir başkası için yapmış olduğunuz en ufak doğru, karşı tarafı mutlu eden, kendinizi mutlu eden her konuda kendinize lütfen şu sağlaksanız sağ elinizi sol omzunuza koyun. Aferin bana deyin. Solaksanız da sol elinizi sağ omzunuza koyup aferin bana deyin. Çünkü bunu bize gün içerisinde şöyle bir düşünün isterseniz. Bir hafta boyunca not alın istiyorsanız. Kaç kişi size bunu yapıyor veyahut da sırtınızdan tapışlıyor. Aferin çok iyi yaptın. Çünkü yaptığınız her şey sizin göreviniz zaten. Aman sakın yeter ki yanlış yapmayın. İşte o zaman inanılmaz söylemiş olduğunuz her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Öyle değil mi? Bu çok üzücü. Bunun sebepleri var. Bunun sebepleri var. O insanlar kötü oldukları için değil. Ama tamam, o insanlara da bunu yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Kendimizi muhakkak fizyolojik ve ruhsal anlamda, psikolojik anlamda kesinlikle koruyacağız. Hiç kimseye karşı gereği yokken kendimizi kötü hissettirmeyeceğiz. Diyorum, bu işin sonu yok. Bu konuda çok fazla konuşacağımı bildiğim için hızlıca kesmek istiyorum. Başarı nedir? Başarı mutlu olmaktır. Mutlu olmayı hissedebilmektir. Mutlu olmayı seçebilmektir. Seçmektir. Diyorum, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, başarıyla kalın. Hoşça kalın.